Instagram'dan bir kardeş bir hoca efendinin sohbetini ekran görüntüsü olarak almış video bana attı. Ben o videoyu buradan göstermeyeceğim. Hoca efendi abime saygısızlık olmasın. Şöyle diyor videoda. Nuskaymış, hamailmiş, 100.000 tanesini bir araya getirsen hikaye. Nazarmış, oymuş, buymuş. Ben dinlemem, benim peygamberim söylüyor, onu dinlerim. Bismillahi la yadurru me'asmihi şey'un fil ardı ve la fissema ve huves semiul alim. Okursa bir insan o kişiyi sihir olmaz, büyü olmaz diyor. Biz de şifayetleri yazıp gönderiyoruz ya. Arkadaş da bana göndermiş, gözüme sokuyor, bak böyle. Şimdi mesafeyi korumak çok önemli hocam. Trafikte de böyle. Mesafe. Yani öyle uçmamak lazım. Size sorarlar o zaman. Peygamber Efendimiz bu duayı okumadı da o yüzden mi Peygamber Efendimiz'e büyü yaptılar? He? Yani şimdi sen onu Peygamberimize söyle. Ya Resulallah, sana sihir yaptılar. 3 gün yattın, yani komalık oldun, ateşler içinde mescide gelemedin, namaz kıldıramadın. Sen Bismillahi la yadurru neden okumadın ya Resulallah? Haşa. Yani ne gerek var böyle şeylere? Ayıp ama. Yani gerçekten çirkin. Bismillahil hayrul esma. Bismillahi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissema ve huves semi'ul alim. Hadis-i şerif böyle. Bunu okuyan kişi Allah'ın izni keremiyle bütün dertlerden korunur. O gün ölmez. Ashab-ı kiram sordular. Ya Resulallah dediler. O zaman adam bunu okur okur ölmez. Peygamberimiz buyurdu ki aleyhisselam, o gün Allah ona unutturur. Unutur. Bizim yazdığımız bu hamail-i şerifte bu da var. Okumayı unutursa üstünde taşındığında o kalkan üstünde onun. Bir de bir takım yapılarla alakalı değil bu. Gözünü sevdiğim hocam ya. Yani ne diyor dedim, bir daha baktım. Korkuyorum ben diyorum, acaba ehli sünnet vel cemaatte çirkin bir şey mi yapıyorum? Hoca efendi böyle değil ki yani. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama sihir yaptılar mı? Yaptılar. Yahudi adamla kızı. İslam tarihinde kocaman bir bölüm. Hazreti Ali Efendimiz, Cebrail Aleyhisselam geldi Peygamber Efendimiz'e. Ali ara ara ateşi artıyor Peygamber Efendimiz'in. Ara ara kendine geliyor. O kendine geldiği zamanlarda Hazreti Ali Efendimiz'e tarif etti Peygamberimiz. Hazreti Ali Efendimiz gitti. Gitti. Bir Medine-i Münevvere'ye yakın bir su kuyusuna içine girdi. Aşağı kadar, nereye kadarsa. Duvardan bir taş çekti. Cebrail söylemişti ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Onun için arka tarafta dehlize konmuş Efendimiz'in saç ve sakallarından birbirlerine geçirilmiş 10 saçından ve sakalından halkayı getirdi. Sonra onu Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbil felak min şerri ma halaka ve min şerri gâsikin idâ vekabe ve min şerri neffâthâti fil ukadi ve min şerri hâsidin idâ hasid. Okudular, üflediler, açtılar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ayağa kalktı. Bu şunu gösteriyor. Bu sihir belası Hazreti Peygamber Efendimiz'e de yapılmışsa ümmeti Muhammed'e haydi haydi yapılır demek. Bunun için sağa sola bakımcıya bukumcuya gitmeyin. Ya
Kur'an şifası size yeter demek. Yani bu ayeti kerimeleri adam gibi yazıp gönderen kişileri tebrik etmek yerine atın onları falan demenin bir anlamı yok ki kardeşim ya. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam nur, nur. Gölgesi yere düşmüyordu. Peygamberimize sihir yaptılar yani. Böyle şeyler ayıp ama yani. Ayıp ama yani. Böyle şeyler gereksiz şeyler. Ne gerek var hocam ya? Bu ehl-i sünnet vel cemaate uygun bir şey hocam. Bu ya şimdi yesem ayıp olacak. Anladınız hocam? 214 Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Esma-ül Nebisi 6 Kur'an sayfası ve o hoca efendinin okuduğu koruma o hadisi şerifte tavsiye edilen o haber de aha burada yazılı hocam. Bismillahil hayrul esma Bismillahi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissema ve huves semi'ul alim. O burada var. Ben dinlemem. Bağırıyor bir de falan. Ya gerek yok böyle şeylere. Gerek yok. Lüzum yok hocam. Gerek yok yani. Bakın bu işin düzgünü bu. Gerçekten.